Herkese merhabalar. 12 Ocak tarihindeyiz. Borsa İstanbul'da bir haftanın kapanışını daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Özellikle şu perşembe ve cuma günlerine baktığımızda çok kritik iki günlü arkadaşlar. Dün e, herkesi long pozisyonlu anları içeri aldılar. Yukarı doğru gittiler. 7.941 bölgesi bir direnç bölgesi çizmiştik. Orayı üç kere test etmelerine rağmen kırmayı başaramadılar ve aşağı doğru kararsız bir mum yakmışlardı. Bugün sabahta da boğa tuzağı korkusuyla uyandık açıkçası. Kanalın içerisine direkt olarak sert satışlarla indirdiler. Ve birçok kişi orada silkelenmiş veya stop olmuş olabilir diye düşünüyorum. Daha sonrasında öğleden sonra e, çok hızlı bir şekilde tekrardan yukarı çıktılar. Trendi kırdılar. 7.941 bölgesine bir savaş başladı. Ben o sırada Twitter'a ve e, YouTube topluluklara yazmıştım. 7.941 kırılırsa altın oran testi gelebilir diye. Çünkü orası nötr bir bölgeydi bizim için. E, gün içerisinde gelmesini beklemiyordum ama akşama doğru orayı da test edip tekrardan satış verdiler. Dolayısıyla birçok insanı e, silkelemiş oldular diye düşünüyorum ben. E, kritik bir gündü. Bizim için önemli olan neydi? Borsa İstanbul negatif yerden pozitif yere geçmedi ama nötr bölgeye geçmiş bulunuyoruz şu an için. En azından düşen trendin dışındayız ikinci günümüzde de. E, onun dışında aylar önce çizdiğimiz işte altın oran seviyesi 7.941 direnç seviyesinin e, gayet iyi şekilde aslında bize çalıştığını ve buralarda doğru yol haritasını olduğumuzu da gösterdi. Dolayısıyla aynı şekilde ben izlemeye devam edeceğim. Bugün endekse kısaca bakacağız, değerlendireceğiz. Onun dışında Deniz Yatırım'ın 300 sayfa yakın bir strateji raporu var. Ee, çok ayrıntılı bir rapor hazırlamışlar. Oradaki Borsa İstanbul'u izlenimlerini, sektör yorumlarını, model portföylerini, döngüsel portföylerini ve buradaki şirketlerin net kar, temettü beklentilerine bakacağız ve bu şirketlerin teknik analizinde vakit yeterse değerlendirmeye çalışacağım sizler için. Bakalım bizlerle aynı görüşlere sahip mi Deniz Yatırım arkadaşlar? Şöyle kendimi küçülttüm. Alsat tavsiyesi vermeyeceğiz. Yasal okuyun. Yatırım danışmanlık kapsamı bir video değildir arkadaşlar. Buradaki temel amacımız analizler, eğitim ve muhabbet. Dolayısıyla ona göre yatırım yapmanız gerekiyor. Matrix ekranımıza gidelim. Şimdi güzel bir yükseliş oldu ama yine yükseliş her yere de yayılmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün bankacılık ve çimento ve telekom hisselerine yine pozitif görünümler vardı. Holdingler biraz daha zayıftı ama... Genel olarak birçok sektörün desteği vardı ama major burada oyuncu yine bankacılık tarafı olduğunu belirtmekte fayda var. Yani böyle tek taraflı bir yükseliş olduğu zaman aslında ben birazcık tedirgin oluyorum her zaman dediğim gibi. Dolayısıyla temkinli olmayı siz yine de elden bırakmayın arkadaşlar. Hayır ben burada 199 hissedeyim çok sıkıntı yok bunu da söyledim sizlere. Ama ben düşse de sıkıntı yaşamıyorum. Siz eğer ki düştüğü zaman sıkıntı yaşayacaksanız buna göre belli bir yedek akçe oranında devam edebilirsiniz. Altta eklediğiniz uygun hisseler varsa bir miktarını belki e, nakite çevirebilirsiniz. İlerleyen günlerde bu şekilde düşmeniz sizin için iyi olacaktır. Şimdi grafiği gösterdiğimde zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim Perşembe ve Cuma günlerinin analizine. Şimdi burası 15 dakikalık grafik arkadaşlar. Bakın şuradaki 7941 ve 8080 biz daha önceden çizmiştik zaten. Yani aylar öncesinden buralar belliydi. Bakın şu bölgeden itibaren buraları takip ediyorduk. Hatta e, şuradaki düşen kanalımız içerisindeyken de bu seviyelerin her videoda önemli olacağını ve buraların üstüne çıktığımız zaman yani kanalın içi bizim için negatifse burası nötr bölge sarı bölge ama altın oran üzeri bizim için bence yükseliş anlamında pozitif bölgeydi. Dolayısıyla şu an bulunduğumuz bölgeye bakarsanız biz nötr bölge içerisindeyiz. Altın oran henüz üzerine çıkmadık ama altın oran çok hızlı bir test geldi. Bugün sert bir yükseliş dalgasıyla karşılaştık. Şimdi dediğim şey şu. Perşembe günü Kırdılar trendi. Birçok kişi belki buradaki sert harekette bakın yarım saat içerisinde hızlıca 7.941 bölgesinin testi yapıldı. Daha sonra tekrardan satış gelip trend desteğini trend kanalını test etti. Daha sonra tekrar 7.941 tekrar trend kanalını test etti ve içerisine düşer gibi yaptı. Ondan sonra 12 Ocak zaten başlamadan önce tam şu tarihte bizi burada bırakıyorlar arkadaşlar. Yani trendin kırıldığı noktada bizi bıraktılar. Akşamüstü. Ve bu şekilde kararsız bir mumla bitirmiş olduk. Şimdi 12 Ocak açıldıktan sonra sabah hemen bakın 9 mumu ve 10 mumuna baktığımız zaman sert bir satış dalgası da bizi tekrardan trend içerisine götürdü. Birçok kişi ben de dahil olmak üzere dedik boğa tuzağına yakalandık. Yani bittik dedik en kötü yerlerde yine alımları muhtemelen yapmış olduk dedik. Öğleden sonraya kadar beklerken hızlıca satışlar şey alışlar gelmeye başladı. Ve saat 12 civarında trendin tekrardan üstüne atmayı başardık ve bu sefer de Bakın ben tam şurada sizlere tweet ve e, topluluktan yazdım şu bölgedeki mumlarda. Bakın ne kadar kararsız iki mum oldu. Adeta burada bir yukarı aşağı yukarı aşağı savaş döndü 7.941 bölgesinde. Ve burası zaten bizim için çok önemli bir bölgeydi. Neden? Çünkü 7.941 kırılırsa yukarıda direkt bizim pozitif bölgeye geçmemiz için gereken altın oran bölgesi vardı. Burası 8.084 bölgesiydi. Zaten 7.941 kırıldıktan sonra bakın hareketleri ne kadar sertleştiğini ve hızlıca gün içerisinde yani 8.084'ün test edildiğini görebiliyorsunuz. Tabii ki bir seferde altın oranı kırmak bu kadar kolay olmayacaktır diye düşündüm ve aşağı doğru tekrardan satış gelmiş bulundu. Dolayısıyla ben bugün bir alış satış herhangi bir şey yapmadım ama buradaki boğa tuzağından gerçekten korktum. Yani birçok kişi belki dedim dün hani biz oyuna girdik önceki gün çarşamba günü söylemiştim trend kırıldıktan sonra şu bölgede. İnşallah ee, inşallah toplu oyuna girenler burada boğaz tuzağı yaptı da insanları mağdur etmezler diye düşündüm. İyi ki yukarı doğru bir en azından gidişat oldu ve altın oran bölgesi önemli bir direnç seviyesine geldik. Oradan tekrardan satış yemiş bulunuyor. Şu an bizim için önemli olan şey arkadaşlar bakın şuradaki altın oran 8080'in geçilmesi bizim için önemli. Neden? Çünkü nötr bölgedeyiz. Artık burada salınım hareketleri gayet rahat bir şekilde yapabiliriz. Trende de isterse değdirebilirler, burada sıkışma da yapabilirler. Burada bir formasyon çalışıp tekrardan altın oran kırılacaktır. Ne kadar çok altın oran testi yaparsak burada yani yukarıyı zorladığımız zaman 1, 2, 3, 4 bir yerde artık kırıp pozitif bölge geçebileceğimizi düşünüyorum ve önümüz açılacaktır. Tabii ki burada altın oran seviyesinin hemen üzerinde arkadaşlar bakın daha önce bizi tuzaklamışlardı. Yani bu harekete dikkat edin. Tekrardan altın oran üzerinde bizi tuzaklama ihtimalleri var. O zaman biz e, tuzağa düşmüştüm açıkçası. Ben burada altın oran kırıldıktan sonra çok beklememiştim. Hemen oyuna dahil olmuştum ve tuzağa yakalanmıştım. Tekrardan böyle bir durum olursa temkinli olun. Yani buradan alt oran geldikten sonra tekrardan satış gelip aşağılara tekrardan bir retest yapmak isteyebilir arkadaşlar. Böylelikle 15 dakikalık grafikte analizlerimizi bitirmiş olduk. Şöyle bir saatlik grafiğe istiyorsanız gidelim. Şey günlük grafiği arkadaşlar. Bir genel görünümüze bakalım. Nasıl bir durumdayız? Şöyle ekranımı tekrardan normal haline getiriyorum. Evet bakın bugünkü mum seviyelerini zaten görüyorsunuz. Ee, çok sert volatil bir mum. Yani aşağısıyla yukarısını biz e, ölçtüğümüzde yüzde %4'lük bir mum var arkadaşlar. Ama pozitif harekete baktığımız zaman 7855'ten 7990'lara kadar çıkmış durumdayız. Dolayısıyla şu an nötr bölge içerisindeyiz. E, ee, alt oranın geçilmesi bizi tamamen bence pozitif bölgeye iter. Ama her zaman dediğim gibi siz burada ne kadar düşen trendten çıkılmış olsa da hisse bazlı düşünmeniz lazım. Dolayısıyla ben bu ay mesela eklediğim hisseleri Burada boğa tuzağı olduğunda çok fazla korku yaşamadım. Neden? Çünkü hisseler bazlı ekleme yapmıştım. Proto ve Migros eklemiştik. Portföyümüzü de göstereyim istiyorsanız. Burayı bloğumdan aylık olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ya Daha çok Proto, Migros, Aksen gibi düşük kalan hisselerden eklemiştim. 200 günlük hareketli ve Migros trendli olduğu için eklemiştim. Dolayısıyla Migros'tan güzel karımız var. Proto da fena hareketler yapmadı. Gayet iyi. Portföydeki karımız yani 21 yedek akçe eklediğimiz halde. Neredeyse Burada 31'ime kadar karımız çıkmış bulunuyor. %3'lük bir kar demekti. Burası da gayet güzel. Yani 2 hafta içerisinde %3'lük kar uygun seviyelerini eklemenin faydaları diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi dolar bazlı grafiğe de istiyorsanız bakalım. Oradan hisselere yani denize yatırımın stratejisine ve hisselere geçelim arkadaşlar. Şöyle USD bazda ne durumdayız diye bir bakalım. Hemen USD bazlıya geçtim. Yine günlük grafikte bakacağız arkadaşlar. Evet artık USD bazlıda da kanalı nasıl çizersek çizelim. Kırılım gelmiş görünüyor ve özellikle burada belirttiğim benim 259 dolar seviyesi buradaki bakın e, tekrardan gösteriyorum bir formasyon vardı bizi korkutan aşağısına kırdı ve buranın da artık bir tuzak olduğunu bize söylüyor ve buradan hem trendten çıkmış bulunduk. Hem de buradaki tepe formasyonu görüntüsü şimdilik rafa kalkmış görünüyor arkadaşlar. Burası tekrardan bir tuzak değilse. Ama e, 270 dolar seviyesi üzerimizde. Muhtemelen dolar bazda da bakın şurada bir toplanma bölgesi var. Yani şu bölgeyi kastediyorum. Bakın burada fitil bırakıp tekrardan ters yöne dönmüş bunlar Ve şu an tam o bölgedeyiz. Hani buranın da üstüne atacak olursa yani burası zaten e, TL bazda 8080 bölgesi oluyor. Altın oran. Altın oran geçildiği zaman bakın dolar bazda da bu bölgelerde Sıkıntı yerlerini görebiliyorsunuz. Burayı kırdığımız zaman yukarı doğru 270'e kadar gideceğimizi düşünüyorum. Ee, gidersek iyi olur arkadaşlar 270 dolar'a. Tabii ki dolar güçlü. Şu an 30.1 TL seviyelerine doğru hareket ediyor. Dolar da azar azar, azar azar yükseliş devam ediyor. Bugünkü mumda aslında güçlü bir mum olmuş dolar tarafında. Altın tarafına baktığımız zaman altında yükseliş devam ediyor. Özellikle ons tarafı 2053 dolarları tekrardan yukarı doğru gidiyor. Burada 2070 ve 2000 131 dolar kırmızı çizgi zamana bağlı bir çizgide bakın daha önce buradaki kırmızı çizgiyi biz e, kesememiştik altın tarafında yatırım olanlar yedek akçesi altında olanlar şöyle bakın 3 aylık grafiğe geleyim e, bakın burada kırmızı çizgi bence gayet önemli aylık grafiklerde uzun süredir e, burada bir formasyon çiziliyor çanak kulp formasyonu buradaki kırmızı çizgi e, kırılması lazım ve burası da gitgide yukarı doğru gidiyor yani zaman geçtikçe buranın kırılma seviyesi de yukarılara doğru gidiyor. Ee, aynı zamanda burayı test etse şu an muhtemelen 2141 dolar civarlarında gelecektir. E, dolar da yükseliyor. Sizin gram altınlarınız değerlenmesi gayet e, muhtemel e, bu yılın ilk yarısında özellikle diye düşünüyorum. Belki fa Fed'in faiz indirimleri başlamadan önce altında bir hareketlilik olabilir. Dolayısıyla yedek akçeleriniz vesaire altındaysa ekstra bir e, altın tarafınız varsa portföyünde bence aynen devam edebilirsiniz. Burada trendlerde bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bakın trend de gayet güzel çalışıyor altında. Şu şekilde takip edebildiğimiz bir trend var. Burada 2074 yatay direnci ve de e, yatay olan kırmızı dirence dikkat etmeniz gerekiyor. Burası da 2130'larda şu an için zamana bağlı olarak yükseliyor. Dolayısıyla ben hem borsa İstanbul'da hem altı tarafında gayet pozitifim. Yabancı borsalar birazcık düzeltme hareketi içerisindeydi. Orayı fon tarafında bakalım. Şu an çünkü sallantılı gidiyorlar arkadaşlar. Hisselere ayrıca bakmayalım. İstiyorsanız hemen deniz yatırımın arkadaşlar strateji raporuna geçelim. Şimdi bakın 318 sayfalık <laughs> rapor. E, tüm aracı kurumlarında var arkadaşlar. Bunlar bence kendiniz indirip okuyun hepsini. Google'a e, şu kurum 2024 strateji raporu yazarsanız çıkar. Bakın. ALB, Alnus, bizim Burgan Garanti hepsini ben indirdim. Daha da gelecek olanlar vardır. Yapı Kredi, Info Halk Yedik. E, ve bunlardan beğendiklerimi sizlere burada okuyacağım. Üzerine yazdıkları, çizdiklerini değerleneceğiz ve hisseleri kendi e, görüşlerimizle karşılaştırarak devam edeceğiz. Gayet güzel olacak. E, tabii ki bu raporun şöyle baktığınız zaman bakın arkadaşlar. Yani Başlıklarla Genel bakış, makro global durumlar, fiyatlama performansı 2023 CDS, Türkiye'nin genel görümü, faizler, 2 milyon takvimi, Borsa İstanbul enflasyon muhasebesiyle ilgili görüşleri ve birçok Borsa İstanbul'a ilgili bilgi de var. Biz burada özellikle bakın şeyden başlayacağız arkadaşlar. İstiyorsanız şöyle Borsa İstanbul tarafından başlayalım. Buradan gidelim. Şimdi baktığımız zaman şöyle Borsa İstanbul'daki hisse başı karlara mesela değinmişler. Özellikle bakın ileriye dönük HBK'lar gayet güzel bekleniyor. Şu an HBK seviyesine baktığımız zaman 2023 sonunda 2000'leri görmüş. Şu an 1200'lerde mesela. Burada farklı çok çeşitli grafikler var. Bazıdan anlamadım grafikler bile var. Yani. Çünkü çok üzerine okumadım. Dün yazılarını okudum. Burada grafik kısımları özellikle faizler, diğer ülkelerdeki MSI verileri, ee, ülkelerin birbirleriyle karşılaştırılmaları, sektörlerin birbirleriyle karşılaştırmaları vesaire çok ayrıntılı grafikler var. Tekrardan ben ayrıntılı bir okuma yapacağım. Burada yabancı yatırımcı ve Türk yatırımcı rasyolarını görebiliyorsunuz. Özellikle son dönemde yani burada Temmuz'a kadar genelde almışlar ama yabancı yatırımcının son 3 ayda girdiği gayet belli oluyor arkadaşlar. Hafif bir e, giriş yaratmışlar. Bunların içerisinde tabii ki şeyleri çıkarıyorlar. Yani bizim içerimizde hala hazırda yatırımcı bulunan işte QNB Finans Bank'ın yabancı kalıcı tarafını vesaire çıkardıktan sonra bile burada bir giriş var ama daha çok Türkiye'ye giriş şu an e, yani TL varlıklar civarında oluyor hisse senetlerinden ziyade. Tabii ki durum değiştiği zaman aynı yatırımcılar oradan kazanacaklarını kazandıkları zaman en azından Borsa İstanbul'da uygun bir yer olursa e, o tarafa da geçiş yapabilir. Bunun için muhtemelen doların yükselmesini vesaire bekliyor olabilirler. Veya endeksin daha mı düşeceğini öngörüyorlar. Buraları çok fazla Bilemiyoruz. Burada genel e, borsa İstanbul şirketlerinin favök değişimi ortalamalarını vesaire her şeyi koymuşlar arkadaşlar. İstiyorsanız <laughs> 2023 verilerini falan geçelim biz direkt e, şeylere gidelim arkadaşlar. Yani özel analiz kısmına gelelim ve bu yılın e, araştırma kapsamında olan şirketleri değerlendirelim. Şimdi deniz yatırım araştırma bölümü olarak bakın e, çeşitli değişkenler belirleyip bunlara 0 ve 5 puan arasında bir puanlama sistemi oluşturmuşlar. İçerisinde elinde bulunan döviz, ihracat oranı, onun dışında borçluk durumu. ROI'ci, e, borcun öz sermayeyi karşılama durumu vesaire hepsini almışlar. Enflasyonla ilgili ciro değişimini ve e, satışların maliyeti değişimini almışlar. Operasyona gider değişimlerini almışlar. Bizim yine daha çok baktığımız öz karlı aktif karlılık, e, temettü verimleri, yürüt kâr marjları, esas faaliyet kâr yurt içi ciroları, e, net nakitlerinin FAVÖK'lere oranı ve maddi duran varlık büyümelerini puanlamışlar. Genel bir liste çıkarmışlar. Bu listede ilk 5'i alan şirket arkadaşlar Mediterra Logo, Kalekim, Alkim ve Alark. Zaten Alark gerçekten ucuz kaldı ben düşünüyorum. Alkim'i zaten daha önce söylemiştim. Ee, bir iki haftadır ara ara videolarda söylüyorum. Ee, artık Alkim'de e, bilançolar düzelmeye başladı. Son bilanço baktığımızda potansiyel patına devreye girmesiyle oradan da katkı gelmeye başlayacak. Ve iyi bilançolar görme ihtimalimiz var. Şu yatayda veya negatifte geçirdiği bir yılı kapatma potansiyeli olduğunu düşünüyorum Alkim'in de. Buradan da yüksek puan alması beni sevindi de aslında. Bakın şöyle baktığınız zaman arkadaşlar. E, şurayı... Tabii bu biraz büyük oluyor. Şirketleri sıralamışlar burada. Ee, diğer burada puanlama sistemleri var. Tabii ki burada bazı puanlar birbirlerine uyumlu değil. Yani bir öz sermaye karlılığıyla siz bürüt kar marjı puanını bir tutamazsınız. Çünkü iki tane şirket karşılaştırdığınız zaman bir tane sürekli %80-90 bürüt kar marjıda çalışıyordur. Diğeri e, her zaman %10 bürüt kar marjıda çalışıyordur. Siz kendi şirketinizi kendi bürüt kar marjı ortamalarında vesaire değerlendirmeniz lazım. Ama genel olarak şu puanlamaya baktığınız zaman ...Mediterra, Logo, Kale alkim Alark başı çekmiş. Ondan sonra Doas, Angen, e, Indes, Galatasaray. Mesela Angen şirketi e, birçok açıdan benim negatif olarak gördüğüm bir şirket. Şu an için e, zaten son bir yıldır performansı da biraz sallantılıydı. Ama buradaki birçok borç, e, yabancı para pozisyonu vesaire e, şeylerden pozitif aldığı için... ...burada yüksek sıralara yerleşmiş görünüyor. Dolayısıyla direkt olarak burayı incelemeden, tek teksiz listeye göre bir analiz yaparsanız... ...yanlış analiz olacaktır. Burası bir eleme olarak kullanabilirsiniz... Yine İngiliz Galata Wind, Frota, Tuasa, Coca-Cola, Bimaş, Mavi, Pegasus. Yani zaten şöyle baktığınız zaman bakın şu bölge genelde bizim beğendiğimiz ve sevdiğimiz listesiz hisselerden oluşuyor diyebilirim. Burada Enkasa, Hol, Tüpraş, Çimsa, Akçansa vesaire var arkadaşlar. Aşağılara doğru iniyor listemiz. Şimdi biz istiyorsanız genel olarak şuradaki borç favori rasyolarını falan da geçelim. Ve model portföy ve araştırma kapsamındaki şirketlere gelelim arkadaşlar. Burada yine şirketlerin bakın net işletme sermayelerinin karşılaştırılması. Onun dışında finansman giderlerinin karşılaştırılması. ve onun dışında yine finansman giderlerinin bu bölü satışların karşılaştırmasından tutun. diğer her şeye kadar ayrı ayrı tek tek analiz etmişler. Yani yukarıdaki kriterlerin hepsini tek tek grafiğe dökmüşler. Siz buraları okursanız, dikkatinizi çeken şirketlere ayrı bir araştırma yaparsanız sizin için güzel bir elek olacaktır. Yani şirketleri en azından kabaca elemiş olacaksın. Şimdi sektör görünümüne geçelim. Özellikle tüm aracı kurumlar bankacık ve sigortacık tarafında pozitifler arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda var. Tabii ki buradaki pozitiflik birazcık benim aklımı karıştırıyor açıkçası. Yani burada her şeyi al olarak revize ediyorlar 30, 35, 40, 50'lere kadar burada potansiyel veriyorlar ama potansiyellerin bir kısmının yapıldı yani çok hızlı bir yukarı prim oldu. Dolayısıyla şu an ön planda görmedikleri sektörler ciddi derecede düşüş yaşadıkları için yani biz düzeltmeyi çok sert yaşadığımız için ve herkes otomotiv negatif olacak diyor ama otomotivde primlere baktığımız zaman 70, 80 primler ortaya çıkmış oluyor. Banka açıdan daha yüksek primler var gibi. 2024 yılı potansiyeller eğer güncellenmeyecekse buradaki primlere baktığımız zaman şurada ön planda gösterilen sektörler hala hazırda hareketlerini yukarı doğru yaptıkları için buradaki potansiyeller daha azalmış gibi görünüyor. Buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Özellikle 2024 yılında <laughs> ilk 6 ay ve ikinci 6 ay tamamen farklı tutuyor. Deniz yatırım ben ön taraflarda okuduğum zaman onu anladım. %70'e kadar enflasyon çıkmasın daha sonra %40'lara kadar tekrardan düşmesini yıl içerisinde özellikle burada baz etkisinde etkili olacağını söylemek lazım. Dolayısıyla bankalarda kredi büyümesinin olacağını söylüyorlar. %40-45 bandında kredi büyümesi bekleniyor. Bakın bu kredi büyümesi yavaşlamaya rağmen bekleniyor. Dolayısıyla 2024 yılı yavaşlar daha sonra kredilerde açılmaya başlarsa 2024 yılının sonlarına doğru belki bankalardaki büyüme çok daha iyi olabilir. Burada özellikle Yapı Kredi ve Akbank'ı öne çıkarmışlar. Zaten ben de Yapı Kredi e, birinci beğendiğim banka. Ondan sonra Akbank, e, garanti diğerlerini bir tutuyorum açıkçası. İşçiye biraz daha geriden geliyor. Tabii ki tamamen banka olmadığı için bir holding olarak orayı düşünüyorum. Özellikle burada Vakıf Bank'ta çok yüksek potansiyeller ve kar beklentileri var arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şimdi Vakıf Bank'ta ayrıca bir incelilmiş. Bakmadığım bir şirket devlet bankalarına çünkü ben çok fazla bakmıyorum. Kamu bankalarına net faiz yüzde %1 e, yıllık artış bekliyorlarmış. Şu an net faiz marjına baktığımız zaman bakın 4.9 seviyesine ve bu yıl 300 bas puan geriledi. Yani 3 puanlık gerileme var. Şimdi 2024 yılında 4.9'dan 5.9 civarlarına çıkabileceğini düşünüyorlar. Tabii ki buradaki marj aslında inanılmaz bir marj. Yani %5'den %6'ya çıkması demek otomatik otomatikman karlılığı %20-25 artıracak demektir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Dolayısıyla bankacı tarafından genellikle pozitif görünüyorlar. Ee, risk faktörleri vesaire de buralara yazmışlar arkadaşlar. Siz artık bunu kendiniz okuyun. Ben kısaca özet geçeceğim. Hangi hisseler öneri vermişler derseniz. Akbank 54 TL, Garanti 85 TL, Halkbank 17 TL tut vermişler. İşçi ETR 20, 33 TL vermişler. Vakıfbank 22 TL vermişler. Ee, özellikle BIST gerisinde kalması sebebiyle burada diğer bankalara göre büyüme daha az olsa da bakın firma bölü defter değeri yani piyasa değeri defter değerine baktığınızda 0.60 çarpandan işlem görüyor Vakıfbank. Dolayısıyla buradaki potansiyelin daha yüksek olduğunu söylemişler. Yine Yapı Kredi Bankası e, diğerlerine göre biraz daha e, karlılığının ve büyümesinin daha fazla olmasını bekliyorlar. Öz sermaye karlı alanda en çok beğendikleri banka burada Yapı Kredi tarafı olmuş. Yine TSKB tarafında özellikle regülasyon değişikliklerinin etkilenmemesi sebebiyle pozitif olarak değerlendirmişler. Yani burayı da portföyünüze değerlendirebilirsiniz eğer bankacılık düşünüyorsanız. Şöyle bir genel olarak bakalım potansiyellerine. Yani şu anki Fiyat seviyeleri biraz daha yükseldi. Şöyle bakalım. Mesela burada Akbank 39 e, kapatmış. Şuradan Akbank'ı ben bulayım söyleyeyim. Mesela şu an 43 lira olmuş. Yani burada Akbank artık buradaki potansiyeli zaten yaratmaya başlamış. Dolayısıyla burada mesela siz %37 potansiyel göreceksiniz ama bunun %10, %15 zaten hala hazır dalmış. Ve bankalar tarafında potansiyel hızlı bir şekilde tüketiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu rapor e, ve üzerindeki fiyatlara hedef fiyat arasındaki farklara dikkat edin. Yani şu an ifade etmiyor. Çünkü bankacılık çok hızlı bir hareket oldu. Buradaki potansiyel yavaş yavaş tüketilmeye başladı. Elinizi çabuk tutmanız gerekiyor yani. Fırsat varsa beğeniyorsanız dahil olacaksınız. Veya daha işten geçtikten sonra birazcık daha temkinli davranmanız gerekiyor. Burada özellikle bakın Vakıf Bank tarafı 15 liradan 22 liraya hedef fiyat vermişler. Ve %50 tarafında şey %50 potansiyel sunmuşlar Vakıf Bank tarafında. Şöyle bir Vakıf Bank'a bakalım. Burada vardır. 14.79. Bakın diğer bankalar kadar sert hareketler yapmamış. Mesela Vakıfbank. İstiyorsanız hemen açılmışken konusu Vakıfbank'a da bakalım. Yani ben buraya çok yatırım yapmayı düşünmüyorum açıkçası ama teknik analiz kapsamında belki yatırım yapılabilir. Şöyle bir bakalım. Ee, sert bir düzeltme geçmiş Bakın diğer bankalar gibi zirvesine uzakta. Özellikle şuradaki zirve seviyesinin ben geçilmesini isterim. Yani teknik anlamda pozitif olacaksa bakın. Şurada bir zirve var. İki kere test etmiş. Üç, üç kere test etmiş ve buraları geçemiyor. Buraların geçilmesini isterim. Fibonacci analizine de bir bakalım istiyorsanız şöyle. Burası günlük grafik, lineer grafik. Ee, burada altın oran seviyesi. Bakın çok anlamlı bir yer. Tam şurası altın oran. Yine e, her zaman olduğu gibi altın oran seviyesinden red yemiş e, bank şirketi. Dolayısıyla altın oran seviyesinden red yiyorsa buralarda belki bir salınma hareketi, bir formasyon çizme isteği daha sonra eski zirvenin testi olabilir. Zaten eski zirvenin testi veya Fibonacci 1.618'e giderse bakın Fibonacci 1.618 burada 22 liralar verdikleri hedef seviyesi de burası. Yani buradan düşecek daha sonra toparlayıp zirveyi geçecek. Fibonacci 1.618'e geldiği zaman hedef fiyat tamamlanmış oluyor. Burada güzel bir potansiyel var. Özellikle burada altın oranı geçemez. Aşağı doğru salınırsa tekrardan siz daha aşağılarda işlemeye girerseniz buradaki potansiyelin %100'e yakın olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla mesela burayı bir takip edebilirsiniz. Şimdi temel analiz kapsamında da deniz Yatırım yazmış. Onlara bir bakalım. Şöyle çarpan bazında değerlendirmeleri. Bakın 2023-2024'lerdeki piyasa yeri defter değerlerini ve diğer çarpanlarını da. Buralara koymuşlar. Tabii ki bunlar karlarla olacak. Özellikle şuradaki net kar tahminleri bizim için çok önemli olacak. Yani şöyle baktığınız zaman Akbank 60 milyar 2022'de kar etmiş, 63 milyar 2023'te tahmin bekleniyor, 75 milyar 2024'te tahmin bekleniyor. Yani burada bir karlarda hafif bir büyümeden bahsedebiliriz. E şimdi diğer bankalara baktığımızda özellikle Vakıf Bank tarafında kar bilmesi farklı. Yani geçen 24 milyar kar ediyor 2023'te, 34 milyar kar ediyor, 2024'te 65 milyar kar ediyorlar. Dolayısıyla burada diğer bankalardan geri kalmanın sanki acısını çıkarmasını bekliyorlar Vakıfbank tarafının. Ve dolayısıyla bu karlar gelirse 22 liralar görülebilir. Yani çünkü 34 milyar kar eden bir şirket şu an 13-14 liralardan fiyatlıyor. Kar 65 milyar olacaksa yıl sonunda muhtemelen 22-23 liralarda rahatlıkla görebilirsiniz. E buradaki potansiyelden faydalanmak istiyorsanız, buradaki verilere güveniyorsanız, kendi araştırmanızı yapın. gerçekten yapabileceğini düşünüyorsanız e burada %100'lük getirir. Rahatlıkla enflasyonu yenecektir. 2024 yılında Böyle bir analiz yapılabilir. Yani şu an sanki burada Vakıf Bank'taki verdikleri potansiyel diğerlerine göre çok daha fazla gibi. Çünkü buradaki potansiyelin büyük kısmı diğer bankalarda tüketildi. Vakıf Bank'ta henüz tüketilmedi arkadaşlar. Yine burada bakın kredi risk maliyeti, kredi net faiz marjı. Özellikle burada yapı kredi tarafı bu konuda bence göz dolduruyor. Garanti tarafında gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Yani faiz marjında, mevduat faiz makası mı deriz artık bilmiyorum. Yapı Kredi Bankası. E, burada liderlik bekliyorlar. Ondan sonra Garanti Bankası'nın yüksek bir e, net faiz marjı bekliyorlar. Burası tabii ki karla yansıyacaktır. Şöyle baktığınız zaman bakın. Geçen 52 milyar. Akbank'ın gerisinde kalan e, Yapı Kredi Bankası. Bu yıl Akbank'ı geçmesi bekleniyor. Karlılık anlamında seneye de yine Akbank'la birebir kafa kafaya olması bekleniyor. Tabii ki burada kar büyümesi daha yüksek olacağı için Akbank'a göre. Buradaki potansiyeli daha çok beğenmişler açıkçası arkadaşlar. Şöyle tekrardan bankacılık Aşağılara iniyorum. Buradaki tabloları geçtim arkadaşlar. Bakın kredi mevduat makasının yükselişini görebiliyorsunuz şurada. Mavi e, ve buradaki siyah olan. Buradaki aralık arttıkça yani mavi çizgi siyah çizgi arasındaki fark arttıkça bankaların karlıkları burada yükseliyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Tabii ki burası da işte e, politika faizlerinin durumu, e, kredilerin e, faizlerin durumu hepsi etkili olacak. Krediler düşerse veya işte mevduat faizleri yükselirse Buradaki makas daralıyor. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Aslında takip çok zor değil. Ama bankacılığı genel analiz etmek bence çok zordur. Çok fazla zorlamayalım o zaman diye düşünüyorum. Öz sermekarlıkta %30 civarında. Normal şirketler gibi fiyatlayacak olurlarsa piyasa değeri defter değeri ikilere kadar. Bence bankalar fiyatlayabilir. Yani %100 potansiyeli gayet rahat verebileceklerini düşünüyorum. Yabancılar vesaire de geldiğinde. Şimdi sigortacılık sektörü tarafı var arkadaşlar. Burada özellikle bakın hayat dışı ve hayat emeklilik tarafı olarak ikiye ayırmışlar. Ve bu yıl hayat dışı tarafının daha pozitif olacağını beklemişler. Belli özelliklerden dolayı özellikle fiyatları hemen yansıttıklarını, asgari ücret zamlarını hesaba kattıklarını söylüyorlar. Ee, onun dışında ekonomide yavaşlama olursa hasar frekansı da azalacaktır demişler. Yani insanlar daha dikkatli olur veya daha az alışveriş yaparlar, daha az araba vesaire ortaya çıkarsa. Ee, tabii ki buradaki e, primler de azalacak ama hasar prim oranının azalması, operasyonel karının yükselmesi destek sağlayabilir diyor. Yine olumsuz tarafta işte deprem felaketinden ötürü aşırıns maliyetlerin artması. Yani sonuçta sigorta şirketleri de kendilerini sigortalıyor. alıyor. Karşılamayacakları kadar büyük afetlere karşı yurt dışından gelenlere sigorta alıyorlar. Dolayısıyla bir deprem oluştuğu için burada reaşurans maliyetleri yükselecektir. Bu yıl kendilerini daha pahalıya sigorta alacaklar. Muhtemelen <laughs> özellikle de hayat ve emeklilik tarafında kredi hızında beklenen yavaşlama olduğu için krediye bağlı hayat sigortalarının azalmasından dolayı daha düşük bir prim üretimi tarafı demişler. Yani insanlar nedir? Eskisi kadar konut kredisi vesaire alamıyor. E burada hayat sigortaları azalıyor. Hayat sigortası azalınca prim üretimi düşük kalıyor. Dolayısıyla mesela burada hayat ve emeklilik tarafını birazcık daha az ön plana çıkarmışlar diyebiliriz. Onun dışında faizlerin yükselmesi de belki besten doğan buradaki karları azaltabileceğini söylüyorlar arkadaşlar. Özellikle ön plana çıkardıklar şirket Tur Sigorta, Türkiye Sigorta ve Anadolu Sigorta. Zaten ben de bunları ön plana çıkarmıştım. Portföyüme de az miktarda eklemeye başladım. Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta. Ee, burada ikisinin de çok hafif derecede kardayız. Yüzde 1-2 civarında e, iyi yerlerden eklediğimi düşünüyorum. Tabii ki bunlar da birazcık primli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Mesela Türkiye Sigorta tut önerisi vermişler. Hedef fiyatını 54.40 vermişler. Anadolu Sigorta çarpan olarak ucuz Türkiye Sigorta'ya göre. Burada 86 lira hedef vermişler ve iki şirketin e, yaptıkları işler aslında birbirinden birazcık farklı. Yani bir tarafı mesela şöyle bakalım yangın ve doğal afetler tarafında 21.3 pazar payı var Türkiye sigortanın. E, diğer tarafa baktığımız zaman bakın yangın ve doğal afetlerde Anadolu sigortanın %13 payı varken e, özellikle burada e, trafikte de daha az pay olduğunu görebiliyorsunuz. Yani e, tamamen e, pazar payları birbirinden farklı. Burası da farklı ayrışmalarına sebebiyet verebilir. Tabii ki buranın trafikte e, payının düşük olması bence daha iyi diye düşünüyorum. Tabii ki doğal afet tarafı da aslında çok şey değil. Ne olacağı belli değil. Burada Türkiye sigortanın da birazcık riski var doğal afet tarafında. Mesela Anadolu Sigorta daha çok sağlık tarafı ile ön plana çıkan bir şirket gibi görünüyor. Yine Kasko tarafında gayet güçlü arkadaşlar. Kasko tarafında Anadolu sigorta Türkiye sigortanın önünde. Sigorta tarafında Türkiye sigorta daha öndeyken. Şimdi onun dışında diğer bir şirket burada Aksigorta'yı görüyoruz. Aksigorta da geride kaldığı için diğer şirketlere göre fiyatlama nezdinde Buradaki beklentileri yüksek arkadaşlar. Alt tavsiyesi vermişler. 8.30 lira vermişler. Yani sırasıyla Ak Sigorta, Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigortadan birini tercih edebilirsiniz diyorlar arkadaşlar. Ee, diğer tarafta Anadolu Hayat ve sayı önermişler. Fakat burada da hedefler çok yüksek değil. Daha çok e, hayat sigortası olmayan sigortalar. Yani buradaki e, hayat dışı, emeklilik dışı sigortaları ön planlara çıkarmışlar. İstiyorsanız bir grafiklerine gidelim, hızlıca bir bakalım. Bak, banka baktığımız gibi. Bankacı da zaten değerlendirmiş. O yüzden ayrı ayrı diğer bankalara bakmayacağım arkadaşlar. Bakın, burada Türkiye Sigorta bence önemli bir hareket yapmış. Zirve retesti yapıyor. Zirvesinin bence üzerinde kalması lazım. Eğer ki Anadolu Sigorta, şey, Türkiye Sigorta burada zirve seviyesi 4468'in altına gelirse burada sıkıntı yaşayabilir. Şu an sanki zirve üzerinde kalıcı oluyor gibi duruyor arkadaşlar. Burayı takip etmeniz gerekecek. Daha sonra buradan tekrardan satışlar gelebilir. Eğer zirvenin altına inerse orada 40 liralara kadar geri çekilme olabilir. Eğer geri çekilme olsa bu seviyelerin değerlendirebilirsiniz. İşte burada birazcık prim olması sıkıntılı. Hani burada tamam sigortacılık sektör iyi olacak deniyor. Hadi sigorta alalım. İşte öyle olmuyor arkadaşlar. %47 zaten Halihazırda hazırda bu prim yapılmış. İşte piyasada deniyor ya konuşulmaya başladıktan sonra işten geçer. Dolayısıyla Türkiye sigorta Anadolu sigorta birazcık şeyler gitmiş. Ben az miktarda da olsa ekledim. Yani yıl sonuna kadar tutmak için şöyle %3-5 orta vadeli portföyde eklemiş bulunum. Yine Anadolu Sigorta benzer şekilde arkadaşlar bakın eski zirvenin altında kalır görünümde duruyor. Burada bir yatayla sarmış. Daha önce yine sert bir hareketi var Anadolu Sigorta'nın. Hatta burası yani bayağı geride kalmış Türkiye Sigorta'ya göre. Ciddi derecede sert hareketler yapmış. Burada bir geri çekilip formasyon çalışacak olursa siz buralardan aşağılardan değerlendirebilirsiniz. Tekrardan zirve kralına gidip realize edebilirsiniz veya daha yukarıları bekleyebilirsiniz. 80 lira gibi hedef vermişlerdi. Yani hedef buraydı. Ama şöyle baktığınız zaman zaten şirket 69 liralara gelmiş. Yani buradaki e, potansiyel şu an az. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda bu potansiyeller revize edilir diye düşünüyorum. E, biz gelelim diğer sektörlere. Finans dışı sektör. Evet, bizim için önemli olan taraflar buralar arkadaşlar. E, çünkü daha çok e, finans dışına alıştık 2-3 yıldır. Ve buralar ciddi derecede prim yaptı. Acaba burada bizi yamulturlar mı? Tamam diğer taraflara belki geçiş yapılabilir az miktar ama elimizde portföyümüzde hala hazırda taşıdığımız şirketler burada yani. Ve bunlara bir bakmamız gerekiyor. Şimdi özellikle Türkiye'de iş talep azalabilir demişler. Onun için yurt dışındaki talep de aslında azaldı hala hazırda. Ve ihracat hala zayıf kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla beyaz eşya sektörü özellikle yılın ilk yarısında yine sıkıntılı geçecek. FED faizleri indirmeye başlarsa Avrupa birazcık daha işte kendine gelirse vesaire bu süreçte e, para dolanmaya başladığı zaman e, Beyaz Eşya tekrardan iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada özellikle ben Vespe tarafını e, her zaman söylüyorum. Daha ucuz gördüğüm için. Yani hem FDF anlamında bakın 5 FK anlamında 7.38 piyasaya defter değer anlamında 2.67 Arçelik'te birazcık karlar daha düşüktü. Vespe'de ekstra bir gelir vardı. Tek seferlik gelir. Bundan dolayı çarpanlar daha ucuz görünüyor ama şöyle performanslarına baktığınız zaman Arçelik'in önceki performansı Vespe'ye göre gayet iyiydi. Yani 2022 yılındaki performansı Dolayısıyla ben Vestel'in daha ucuz kaldığını her zaman gördüm. Şimdi potansiyellerine bir bakalım. Şöyle 12 aylık hedef fiyata baktığımız zaman 191, Vestel'e 24 lira vermişler. Vestel de ucuz kaldığından dolayı burada bakın piyasa defter değil 1.13 kalmış. Karlılık yok. Burada karlılık artacak olursa Vestel tarafı diğerlerinin daha ön planda da çıkabilir. Ama Vestel birazcık daha şey borcu yüksek bir firma. Vestel daha borçsuz, daha düzenli, düzenli temettü ödeyen bir firma. Dolayısıyla ben Vestel tarafta güvenli tarafta olmayı tercih ederim. Çünkü Vestel tarafı birazcık gerçekten sallantılı yapıyor borçlarına ötürü. Zaten geçen baktığınız zaman bakın e, burada yani relatif performansa biz yüzde relatif karşılaştırmalı performansa baktığınız zaman Arçelik Endeks'in %14 gerisinde kalmış. Vespa %13 gerisinde kalmış. Vestel %52 gerisinde kalmış. Yani burada geride kalmışlığı siz değerlendirecekseniz Vestel tarafı anlamlı olabilir. Şöyle karlılık taraflarına baktığımız zaman bakın aslında karlılıkta çok bariz bir düşme yok. Yani burada e, şöyle yıllıklandırılmış e, Brüt kar marjı bakın bakıyorsunuz %31. Yavaş yavaş kafayı kaldırmaya başlamışız. İki bilançocudan zaten söyledik. Yani şurada ikinci çeyrek 2023'te bunu söylemiştim sizlere. Bilançolarda iyileşme var hafif hafif diye. Zaten West orada %60'lık 70'lik bir atak oldu. Yani buradaki başını kaldırma durumu devam edecek olursa bu sektör iyiye gidecektir. Tabii ki iş talep burada çok etkiliydi. İş talebin ee, bu yıl zayıf olacak olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla bu tarafta tekrardan karlılıklar düşebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden ben ucuz olanla kalmayı tercih ederim ve güvenilir olan Vestel beyaz eşya olduğunu görüyorum. Çünkü hala kapasite artışları vesaire de var. Karlılık tarafına baktığınız zaman bakın %18'lere kadar ulaşmış. Arçelik'ten biraz daha hızlı toparlama var. Tabii ki Vestel'in genel marjları şeye göre daha düşük. Arçelik'e göre. E, bunu da değerlendirin. Yani şöyle baktığınız zaman özellikle burada e, brüt kar marjı tarafında daha düşük. Ama burada Favök ve Favök mağacı tarafına baktığınız zaman daha yüksek karlılık olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki en azından yükseliş eğilisi daha belirgin. Dolayısıyla ben Vespa tarafının daha çok beğeniyorum. Tabii ki burada bir şey vardı arkadaşlar. Ee, ekstra bir finansman geliri vardı. 1896 lira. Ee, buradan gelen karla beraber şeyden ayrışmıştı. Arçelik'ten. Arçelik'te bakın finansman geliri çok daha fazla gelirlerine göre. Dolayısıyla Arçelik'te karlılık daha kötü görünüyor. Onu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Vestel tarafına baktığınız zaman burada bir toparlanma var. Ama buranın da işte başının belası bir finansman gideri derdi var. Ona dikkat edin. Yani ben Vestel'de en sevmediğim taraf o. Şirketin çok ciddi finansman gideri yazması. Şimdi diğer tarafta demir çelik sektörüne geliyoruz. Ee, biz istiyorsanız şöyle Vestel, Arçelik bunların da bir son günlerdeki hareketlerine bakalım. Özellikle Vestel'i kanalda çok iz, izlemiyoruz. Benim izleme listemde olmadığı için. Şöyle bakalım. Çok sert zaten bakın salınım hareketleri yapıyor. Ta zamanda çizdiğimiz bizim bu 2022 yılında falan çizmişiz herhalde. Fibonacci'miz var. Yani muhtemelen şuradan zirveden düşüş baştan çizmişiz. 5 Ocak 2023. Vestel'e bayağıdır bakmadım ben. 23 liradan 80 liraya kadar uzanan bir yükseliş var. Buranın şu an Fibonacci seviyelerine göre bakın çekilme seviyelerini görüyorsunuz. Şu an sanki Vestel alt oranın üzerinde kalıyor gibi. Burada aksene benzeyen bir görünüm var arkadaşlar. Daha tabii ki temaslarını yeni yapıyor. Yukarıya doğru. Özellikle burada takip edeceğimiz seviye. Şuradaki bence alt oran e, 45-72'nin altına inmediği sürece buralar bence uygun bölgelerdir. Hani buranın altında sert bir satış olursa şu saatten sonra olur mu bilmiyorum ama daha önceden tepki verdiği yerler 35 lira bandı gayet iyi olacaktı. Piyasa yeri defter değeri anlamında gerçekten çok kelepir kalmış durumda bu şirket arkadaşlar. Hani ne zaman pozitif olur derseniz alım seviyelerimizi belirledik. Ve satım seviyelerimiz. Hadi pozitif olmasa nereye kadar gidebilir mevzusuna bir bakalım. Ve düzeltmemizi çiziyoruz. Bakın şuradaki alt oran seviyesi. Ve yine Fibonacci tersten 786'ya bakacağız. Burası da bizim satış seviyelerimiz oluyor. Dolayısıyla bizim e, bant hareketlerimiz hani buradan al şuradan sat buradan al buradan sat şeklinde olabilir. Yukarıya doğru kırılım gelirse siz taşıyacaksınız. Tabii yukarıya doğru taşımak istiyorsanız siz bu şirketi bilançolarda iyileşme görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bilanço görünüm kötüyken, e, görünümler iyi değilken, beklentiler de iyi değilken muhtemelen eski zirve testine gidemezsiniz. Dolayısıyla Burada alsat fırsatlarını mesela değerlendirebileceğiniz bir bant aralığına sıkışmış şirket görüyorsunuz. Bu şekilde Vestel Elektronik'e şu an için bakabilirsiniz. Şirket ucuz mu ucuz, karlılık yok mu yok arkadaşlar. Ona göre değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim demir çelik. Burada özellikle Çin'deki mevzuların yavaş yavaş düzelmesi, Çin'in gayrimenkul işlerini açması, demirini kendi içerisinde kullanması dışarıyı birazcık rahatlatacaktır ama halen zayıf. Ama 2020 3 yılına göre de olumlu geçmesini bekliyorlar. Tabii ki 2021 yılı kadar efsane bir yıl olamaz. Bir anda dönemez bu işler. Ee, tabii ki 2021 yılı gibi bir yıl olacak olursa e, demir çelik tarafında e, şey olur. Yani Ereğli 200-250 liralara gider. Karlılık çünkü 4-5 katta çıkacak. Birazdan size karlığın ne kadar değiştiğini göstereceğim. Hani demir çelik sektörünün döngüselliği anlamında. Özellikle burada kar demiri. E, Karlı ürün olması, Filios Liman Projesi, ve temettü ödemesinin daha istikrarlı olabileceğine yönelik beklentileri uzun vadede beğeniyorlar. Ee, ama Ereğli Demir çeliğinde de yurt içinde ithalat baskısının azalması Ereğli Demir Çeliğe daha çok yaradığını söylemişler. Tabii ki şu an için Kardemir daha avantajlı görünüyor. İnşaat camlı e, canlı aktiviteler olabilir, kentsel dönüşüm olabilir. Bunların hepsi Kardemir'e yarıyor e, ve bu yurt dışından gelen ithalat mevzusu kapansa Ereğli Demir Çeliğe de yarayacak. Bu da Ereğli'ye 57, Kardemir'e 37 lira ee, arkadaşlar şey vermişler. Potansiyel vermişler. İkisine de al tavsiyesi çıkmışlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi karlılık anlamında bakın. Az önce gösterdiğim şey. Yani 2021 yılına dönülürse ne olur? Konuşuyoruz ya arkadaşlar. Bakın. 2021 yılında e, karlılık %35'lerde. Şu an mesela ile karlılık yani %7'lerde. Dolayısıyla 2021 yılı kadar iyi bir yıl olur ve toparlanma gerçekleştiği zaman otomatik ben zaten karlılık 5 katına çıkacak. Şirket 6 milyar favori yapıyorsa işte 3 çeyrekte veya bir çeyrekte. Ee, bakalım ne kadar yapmış. Ya totalde FAVÖK'ünü bulayım. Net kar zaten eksi. FAVÖK tarafından 6 milyar 800 milyon yapmış. Ya yani, yıl boyu 10 milyar civarı yapacak muhtemelen. Yani tekrardan 2020'de dönersek 50 milyar FAVÖK demek. Karlık otomatikmen 5 katına çıkacak. Buradaki net kar eksi yazmayacak. E, 25-30 milyar yazmaya başlayacak. Beşket o zaman de, devasa bir fiyatlama yapabilir. Bu gözle bakmanız gerekiyor. Döngüsellik böyle bir şey. Bakın Karlar düşüyor yükseliyor. Karlar düşüyor yükseliyor. Bu şekilde gidecek. 5-6 yıllık döngülerle de bu olabilir. Yine bakın Kardemir tarafı da aynı şekilde ama Kardemir'deki karlık Ereğli kadar düşmedi. Ondan daha sağlam durdu. Yani %30'lardan %5'lere düşmedi. %13-14 civarlarında tutuldu. Dolayısıyla Kardemir hala kar eden bir firma arkadaşlar. Demir çelik tarafında da ben olumluyum. Bu yıl yani biriktirme dönemi olduğunu düşünüyorum. Hani bu yıl yükselmese bile 2025-2026 için iyi fırsatlar barındırıyor olabilir. Şöyle bir çarpanlarına kabaca bakmak istiyorum. Yani Ereğli gerçekten çok ucuzu. Son dönemde yükselmeye rağmen hala piyasa değeri defter değil birin altında arkadaşlar. Yani buraya dikkat edin. Ee, piyasa değeri Favök. Favök marjı o kadar düşük olmasına rağmen 13'ten fiyatlıyor. Yani 4'e 5'e katladığı zaman karlılık. Şu an aslında siz iyi bir Ereğli'yi, efsane bir Ereğli olacaksa bu. iki piyasa değeri bölü Favök'ten satın alabiliyorsunuz. Yani öyle düşüneceksiniz. Geleceğe yönelik beklentileriniz pozitifse eğer. Kardemir tarafı zaten biraz daha Ereğli'ye göre hala hazırda. Pozitif karlılık var burada. Ama burada piyasa defter değeri tarafına baktığınız zaman bakın 2.55. Yani Ereğli kadar kelepir fiyatlardan fiyatlamıyor Kardemir. Tabi burada öz karlı vesaire hepsi devreye girecek. Şimdi İskenderun Demir'de işler açılmaya da başlayacak. Tekrar da orası toparlanacak. Oradan karlar gelecek. Belki Ereğli yavaş 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 2024'ün ilk itibaren kendini toparlayacaktır diye düşünüyorum. Özellikle teknik analize baktığımız zaman da burada bir altı oran seviyesinin üzerine çıkma olmuştu. Tekrardan altı oran seviyesinin altına gelmiş mi? Evet gelmiş Ereğli'de. Burada muhtemelen endeks hareket ettirmek için şu bölgede Ereğli'yi kullandılar. Tekrardan negatif bölgeye getirdiler. zaten o gün Enkai Ereğli böyle hareket etmeyen şirketlerin, hanta şirketlerin hareketlerine sahne olan bir gündü. Birazcık zorlama bir gün olmuş. Tekrardan Ereğli altı oran altına şu an için gelmiş bulunuyor arkadaşlar. Ve burada tekrardan salınma hareketleri olursa sizlere alım fırsatı verebilir diye düşünüyorum Ereğli tarafı. Şimdi Kardemir tarafına da gidelim bakmışken. Kardemir de ee, evet Kardemir'de de aslında yani şurada bir pozitif fiyatlama vardı. Muhtemelen bu kentsel dönüşüm haberleriyle vesaire. Şöyle baktığınızda şuradaki eski zirvesinin üzerinde kalmış bulunuyor arkadaşlar. Şuradaki düzeltme hareketine bakalım. Yani Kardemir yeterince düzeltmiş bir diğer şirketler kadar dediğimiz zaman ee, burada Fibonacci 618'e çok çok yaklaşmış. Şurası aslında iyi bir bölgeymiş buralara kadar getirmemişler. Şu an fena durmuyor bence Kardemir'de. Fibonacci 382'yi geçmiş görünüyor. Burası da gayet güzel. E, tersten ile bakalım. Hani buralar tamam bizim alım bölgelerimiz olabilir dedik. E, peki nerelere kadar yükselebilir? İşler pozitife dönmediği sürece rahatlıkla 28 lira hareketleri gelebilir. 28 liranın üzeri birazcık işlerin düzelmesi veya iyi haber akışına bağımlı. Bunu da değerlendirmeniz gerekiyor. Yani 28'e kadar Fena olmayan fiyatlar. Şirket zaten şu an 24 liralarda. E bize ne kadar hedef vermişler? Şöyle bakalım. Yani burada potansiyel ne kadar? Ee, bakıyorum. Yani 37 lira vermişler zaten. %50'lik gibi bir potansiyel görünüyor burada da. Kardemir Ereğli tarafına yatırım yapmak istiyorsanız. Hızlıca enerji tarafına geçelim. Enerji taraf biraz daha beğeniliyor arkadaşlar. Şimdi burada özellikle Aksen'e tut vermişler ama 50 lira hedef vermişler. Gayet e, bence olumlu bir hedef. Tabi burası e, Borsa İstanbul'un çok çok gerisinde kaldı çarpan anlamında diğer enerji şirketlerine göre bence daha uygun çarpanlardan işlem görüyor. Dolar kazanması, ekse yatırım yapıyor, sürekli yenilebilir enerji sektör, şey e, santralleri açıyor. Dışarıda hala anlaşmalar imzalıyor dolar bazlı, euro bazlı. Buna rağmen piyasalar defterleri 1.68, e, FK 9.25'ten fiyatlamaya devam ediyor. Aksan dolayısıyla ben burada kendimde bir fırsat olduğunu görüyorum. E, buradaki özellikle kapasite artışını, pazardaki payını pekiştirmesine ek olarak yurt dışındaki etkin girişimlere açısından tercih ediyorlar ama tut vermişler. Yani ona dikkat etmeniz gerekiyor. Alfas tarafına 103 lira hedef Fiyat Bioen tarafına 31 lira. Galtavin tarafına 35 lira. Enerjisen tarafına 77 lira hedef vermişler. Burada özellikle Enerji tarafı çok ucuz görünüyor. burada vergi gelirleri vesaire vardı. Ama Enerji sanırım genel görünümde beğendiği zaman portföyde olması gereken defansif bir hisse olduğunu düşünüyorum. Güzel de temettü veriyor. Temettü yatırımcılar için gayet güzel. Burası iyi. Biyotrend enerji de aslında dikkatimi çekmiyor değil arkadaşlar. Şu son fiyat hareketleri neticesinde fiyatı da aslında uygun seviyelere geldi. Biyotrend enerjide bir araştırabilirsiniz. Yani buranın faaliyet raporu vesaire çok ayrıntılı oluyor. Karbon sertifikalar vesaire satılacak. Buradaki çarpanlar aniden ciddi derecede düşebilir. Yani şöyle baktığın zaman. Şimdi bu şirketlerden beklenen karlılığa da bakacağız zaten. Şimdi alfa solarda, şey aksa enerjide bakın. Burada majlar efsanevi olduğu zamanlar 2019-2020 yıllarıydı. Gitgide düşmeye başladı. Burada yavaş yavaş bir toparlanma görünüyor. Özellikle aksa tarafında dolar bazlı getiriler olduğu için dolar yükseldikçe buradaki getiriler de yükselecektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Diğer enerjilerden ayrışabilir dolayısıyla. Alfa sular gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Karlılıkta bir düşme henüz yok. Bu tarafta da bizim korkumuz güneş panellerinde işte Çin'den gelen vesaire rekabette. Acaba rekabet edebilir miyiz? Ee, soru işareti vardı. Bu şirketleri o açıdan da takip etmeniz gerekiyor. Biotrend enerji bakın burada karlık gayet güzel. Yatırımlar devam ediyor. Plastik işine giriyorlar. Eksadan ve ekstra fabrikalar yatırımlar hala yapıyorlar. Karbon kredileri tarafında bir derecede kar gelecek. Dolayısıyla burada karlık yavaş yavaş yeni yeni artacak olabilir. Biotrend enerji de hani böyle bir sürpriz şirket olarak şşş, az miktarda değerlendirebilirsiniz bence. Delta Wind tarafı burası ben borçsuz olması anlamında. E, kar marjı çok yüksek olması anlamında beğeniyorum. Yani baktığınız zaman karlıklara %73 kar maaşı da çalışıyor. Yani şirket çok rahatlıkla yaptığı işi paraya çevirebiliyor. Bu anlamda çok fazla ciddi finansman ihtiyacı da olmuyor. Ve yaptığı iş zaten rüzgar enerjisi, güneş enerjisiyle enerji üretip satmak. Bu anlamda Galata Wind'i genel olarak, genel e, görünüm olarak beğendiğim şirketlerden benim portföyümde de var. Enerji sat, dağıtım tarafında daha çok iş yapan bir şirket. Bakın burada da enerji fiyatları geri gelmesi buranın karlılığını da etkiliyor. Ama enerji sat e, diğerlerine göre daha böyle piyasa dalgalanma etkilenmeyecek bir şirket. Neden? Çünkü dağıtım tarafında. dağıtım yapıyor. Komisyonunu alıyor. E, i̇çerisinde Sabancı var. Sabancı'nın içerisinde enerji üretim taraf var. Orayla bir sinerjisi var. E, düzenli temettü veren bir şirket. E, duran varlıkları çok yüksek. Duran varlık değerlemesine muhtemelen enflasyon e, muhasebesi sonrası e, piyasa değil de aşağı gelecektir. Dolayısıyla ben enerji sayıda beğenmeye devam ediyorum. Yani şu şirketlerin hepsi iyi arkadaşlar. Enerji tarafında anlattıkları şirketlerin hepsine e, ben katılırım ve beğendiğimi söyleyebilirim. Düşünseniz buradan da bir BioN'e bakalım arkadaşlar. BioN, BioTenant Enerji. Şöyle baktığımız zaman bakın. Fiyatta ciddi düşüşler oldu. Burada alım seviyeleri özellikle 17.44 ve 15.08 olarak ben daha önce çizdiğim grafikte belirlemişim. Şurada bir e, bayrak tarzı görünüm var. Bu bayrağı yukarı doğru verecekse yukarıda hedefler gayet yüksek olabilir. Burada e, fena bir hedef görünmüyor. Fiyatta ciddi manada geriye çekilmiş. Çarpanlar da son bilanç sonrası bence ucuzlayacaktır birazcık. Bülent buradan iyi geleceğini ben düşünüyorum. Ee, 17 liralar fena değil arkadaşlar. Baktığınız zaman hareket ortama nezdinde de bakarsanız bakın 200 günlük hareket ortama civarında diyor enerji. <laughs> yani buradan alsanız işler pozitif gitmese bile nerelere kadar atak yapabilirsiniz. Yani şöyle bakarsınız en azından 22 liralar seviyeleri. Burada alt donan seviyesi. İşler çok pozitif olmayacak bile olsa buralarda bir salınım hareketi yapabilir şirket. Dolayısıyla 22 liralara kadar taşıma potansiyeliniz var. Burası da fena bir marj değil. Yani bu gözle bakmanız gerekiyor. Çok aşırı ucuzlamış hisseler ee, en azından bir yukarı ataklarını bile de değerlendirseniz güzel trade fırsatları verebilirler arkadaşlar. Şimdi videomuz 45 dakika olmuş. Şöyle aşağı da iniyorum. Burada gıda içecek sektörü var arkadaşlar. Burada Coca-Cola, Tat Gıda, Ülker, Yayla Gıda ve Big Chef'i Görüyorum burada hepsine 6 tavsiyesi vermişler. Gıda tarafında iyi beklentileri var. Tukaş yok arkadaşlar. Bu O dikkatimi çekti. Tukaş da ucuz fiyatlıyor ama daha çok oraya almamışlar. Bu da ülker bisküvinin borçluğunu düzeltmesi anlamında. Pozitif vermişler. Coca-Cola'yı zaten biliyoruz. Birçok aracı kurumun şeyinde var. Burada 669 lira hedef vermişler. Daha da aşağı iniyorum. E, büyük şefler gıda. Kar marjlarının yükseliyor. Bakın Coca-Cola yani inanılmaz. Gerçekten hala karlarını yükseltiyor. Enflasyon da ciddi derecede coca ya yarıyor. Türkiye içerisinde çok ciddi kar edemese de yurt dışına hala çok ciddi kar ediyorlar arkadaşlar. Tat e, mevsimsellik var biraz burada. E, muhtemelen bu çeyrek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yaz mevsiminin çıkışı çünkü yaz mevsiminde üretiliyor. Bunlar salçalanıyor. Bu yıl satılır. E, zamlar da gelir muhtemelen. E, dolayısıyla iyi bir dönem geliyor olabilir. Tatkıda Tabii ki burası satıldı vesaire. Sahibini bilmiyorum arkadaşlar. Ülker tarafı bakın. Karlılık gitgide arttığını görebiliyorsunuz. Borçluk gitgide azalıyor. Ülkerin başının belası. Şuradaki finansman gideri mevzusu. Ülkeri burada önermişler arkadaşlar. o da bir inceleyebilirsiniz. Yayla gıda da hala e, burada kapasite artırma yatırımlar var. Yurt dışı ihracat hedefleri var. Yayla gıdayı da şey yapabilirsiniz. Ben çok fazla gıda sektörünü biliyorsunuz tercih etmiyorum. Şu an daha çok perakende tarafından biraz yavaş yavaş giriş yaptık. Hastanecilik tarafı. Medikal Park ve Lokman Hekimi. Önermiş zaten hastanecilikte özellikle Medikal Park'ı yakına takip edip çok güzel bir hedef vermişler. Burada şöyle baktığınız zaman 284 TL'ler. Grafiğini daha önceki videolarda anlattım. Yani sürekli geri alımı yaptığı için grafik sürekli yukarı gidiyor. Çarpan anlamında karlılık sürekli büyüse de çarpanlar da çok fazla geri gelmiyor. Düzeltme sırasında bile çok fazla düzeltme yapmadı arkadaşlar. Medical Park şirketi. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Havacılık tarafı. Havacılığı zaten hep konuşuyoruz. Burada ciddi manada pozitiflik var yine. Daha önceki aracı kurumların verdiği hedeflere benzer hedefler vermişler. Burada Pegasus'a 1118 lira. Türk Hava Yolları'na 380 lira hedef vermişler. %50'nin üzerinde burada hedefler var. Burada daha çok Pegasus sanki ee, son düşten daha fazla zarar gördüğü için Pegasus'taki potansiyel daha yüksek görünüyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şöyle baktığım zaman bakın ama e, burada Türk Hava daha ucuz konumlandığını, fiyatladığını söylemekte fayda var. Yani burada e, sektörel bir hareket olacaksa, beraber hareket edeceklerini düşünürsek Pegasus tarafı daha pozitif olabilir. Özellikle Türk Hava şu Boeing'lerde çıkan sıkıntıdan dolayı, daha önceki motor sıkıntısından dolayı daha çok Pegasus'a göre etkileniyor uçak indirme konusunda. Yani tabii filonun küçük bir kısmı oluyor ama yine de karda bir azalma yaratabilir. Ona da dikkat edin. Hiç bilgisayar taraf biraz pahalı fiyatlıyor. Çok araştırdığım bir şirket değil ama bu havacılık şirketleriyle ilgili olduğu için burada Anadolu Jet'le bir anlaşması var. Türk Hava genel bir anlaşma yaparsa burada karlılık patlayabilir arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yine Tav Havalimanları. Burada fena potansiyel vermemiş aslında. Tav Havalimanları'na bakalım. 167 liralar vermişler. Tav Havalimanları ne kadar şu an? Şöyle bakıyoruz hemen. Yani fiyatı 123 lira. Yani buradaki işte potansiyel ölmüş. %30'a düşmüş. Şimdi şu an alırsanız bir yılınız var önümüzde. %30 bu potansiyel gerçekleşecekse çok aşırı yüksek potansiyel değil. Hani onu söylemek istiyorum. Ama Pegasus'ta fiyat 700 lira. 1100'e giderse burada ciddi bir potansiyel var. %60 potansiyel var. Bu gözle bakmanız gerekiyor. Yani TAV'da güzel hareketler yaptı son zamanlarda. Holdingler tarafında hepsini al geçmişler. Özellikle burada Enkay 50 lira. Koç Holding 221 lira, Sabancı 96 lira. Ben burada Holding'lere baktığım zaman özellikle Şecan ve Sahol tarafını beğeniyorum ve de Enkay tarafını beğeniyorum. Alarko da bence aşırı ucuz. Tabii ki son haberlerden sonra e, ortakların hisse satışından sonra ciddi de zarar gördü. Böyle dönemlerde almaya cesaretiniz varsa e, mesela böyle ucuzlamış hisseleri de alabilirsiniz. Diğerleri de çok fazla marş yok gibi görünüyor. Tekfen tarafı yani karlılık bir pozitif bir negatif geldiği için birazcık tırsak davranmak isterim. Zaten e, deniz yatırımında benim gibi Adarko, Sabancı, Şejam düşünmüş. Ben bir de Eksa, Enkai'yi düşündüm açıkçası arkadaşlar. İlaç tarafı, Eczacı ilaç, Selçuk Eczacı Deposu, Meditara ve Engen demişler. Engen Eczacı ilacı. tut vermişler. Meditara ve Selçuk Eczacı 70 e, alt tavsiyesi vermişler. Özellikle burada Selçuk Eczacı'nın potansiyeli biraz daha fazla gibi duruyor. Tekrar aşağı iniyorum. Artık temel analiz kısmına geçmemiz lazım. Yine video bir saate yakın olacak çünkü. E, tekstil tarafı ve kimya tarafı. Bunlara bir bakalım. Evet burada Alkim, Aksa, Kimpur var. Kimpur'dan 95 lira. Aksa'dan 124 lira. Alkim'den 56 lira vermişler. %50, %50 potansiyel görüyorum burada. Kimpur tarafını sadece bilmiyorum. Onun bir son fiyatlamasına bakalım. Kaç olduğu son düzeltmeden çıktıktan sonra. 60 lira. Burada Kimpur'da da güzel bir potansiyel açıkçası vermişler. Hepsinden %50 potansiyel vermişler. Bakın burada Aksa yeni yeni toparlayacak. Kötü bir yıl geçirdi. Ben de burada Aksa'yı beğeniyorum. Alkim'i de açıkçası beğeniyorum. Bakın bunlar da işte sodyum sülfat, potasyum sülfat çıkması sodyum sülfat ham maddesi olduğu için artan karlılık e, vesaire demişler. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Muhtemelen Kimtex poliüretan da aslında düzeltmede çok ciddi düzeltti. Yani buradaki pahalılık artık yavaş yavaş son buldu. Son bilançoda iyi gelirse burası tam böyle alınacak şirket kıvamına gelebilir arkadaşlar. FK15 piyasaya defter değil 7 olmuş. Artık yeni bir şirket olmasına rağmen normal fiyatlayan bir şirket konumana doğru gidiyor. Buradaki öz sermeyekarlığı çok ciddi. Son çeyrek iyi bilanço gelirse Buradaki belki piyasa yeri defter değeri özel mekanla birbirini karşılar ve benim kriterlerimi karşılamaya başlarsa burada portföyü ekleme gibi bir girişimde bulunacağım şirketlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Aksa bakın karlılık burada yatay gitti. onun dolayı fiyatlar düştü. Ama Alkim tarafı bakın yavaş yavaş başını kaldırıyor. Yani Alkim eski karlılıktan ulaşacak olursa 20'ler değil. Burada 30'ları veya daha 25'leri konuşacak olsak %25-31 kar artışından bahsetmek mümkün arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Kimpur tarafı e, bir sıkıntı yok. Yani burada karlık artarak gidiyor. Sadece fiyatını fazla şişirmişlerdi. Onlara da dikkat etmek lazım. Şimdi 2024 yılında otomotivde kartlar yeniden dağıtılıyor demişler arkadaşlar. Şunlara bir bakalım şöyle. Yani faizler yüksek. Bu faiz ortamı otomotiv satabilir mi? diyorlar ama otomotilde yani peşinde gayet güzel satılıyor. Benim bu otomotivde aslında şey yapmadım taraf. Sadece burada mevduata insanlar araba almaktan vazgeçebilirler mi? Bir de Çin'den gelen arabalar çok etkileyecek. Bu taraf birazcık otomotivde bence sıkıntı. Ama ben yine otomotivde e, çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın buraya da baktığınız zaman tamam otomotiv sektörüyle ilgili bir sürü şeyler yazılmış. E, burada temettü tahminleri gayet güzel zaten. Onun dışında e, fiyatlar aşırı düştüğü için bakın yani normalde çok ciddi rally yaptı diye konuşuyoruz. Ama relatif performanslarına baktığım zaman son kapanışlar itibariyle BIST yüzü ancak %10 %10 geçmiş. Tofaş BIST yüzü de gerisinde kalmış gibi duruyor. Dolayısıyla buradaki fiyat geri çekilmesi sonrası verdikleri tavsiyelere baktığımız zaman yine burada çok ciddi hedefler var. Yani burada Doğas mesela kaç lirayla kapattı? Doğas 248 lirayla kapattı. 412 lira hedef fiyat vermişler. E, 700-750 liralar 1200 lira hedef fiyat vermişler. Tofaş 200 küsür liralarda. Şöyle hemen bakıyorum Tofaş'a. 229 liralarda. Tofaş'a da 360 lira hedef vermişler. Yani birçok diğer verdikleri hedeflerden yüksek hedefler verildiğini söylemek lazım. Bunun sebebi de aslında fiyatların ciddi derecede düzeltmesi e, oluyor. Dolayısıyla siz işte ucuz dönemden alırsanız zaten e, ciddi karlar edebilirsiniz. O açıdan da otomotiv tarafını es geçmeyin derim. İşler kötü olabilir diye düşünüyorsanız. Çünkü fiyatlara ciddi geri çekilme oldu. E, burada karlılık durumunu takip edeceğiz artık. E, Ford Tofaş tarafında. Tofaş'ta Stellantis hikayesi var. E, Ford'da Avrupa durum tarafının düzelme hikayesi var. E, buralarda e, takip etmemiz gerekiyor. Şimdi en önemli sektörlerden bir tanesi Perakende. Perakende, Bimaş, Bizim, Şok, Migros hepsine tüm aracı kurumlar al tavsiyesi çıkıyorlar genellikle. Ve buradaki potansiyeller çok yüksek arkadaşlar. Yani BİM'de 451 lira hedef vermişler. Migros'ta 593 lira. Şok markette 112 lira hedef verdiklerini görebiliyoruz. burada neredeyse %60-70 potansiyeller genellikle verilmiş. Özellikle burada Migros'un karlılığın düşmesi benim dikkatimi çekiyor. Bizim ve diğerlerine baktığımda karlılıkta bir gelişme söz konusu. BİM tarafı özellikle. Muhtemelen deniz yatırımda BİM'e almış model portföye. Ee, ve en yüksek potansiyeli şoka vermişler. Şok da diğerlerinden biraz daha geride kalmıştı arkadaşlar. Petrol ve doğalgaz tarafı Aygaz ve Tüpraş gördüğünüz gibi 208 lira Tüpraş hedefi var. Aygazda da 200 lira hedefleri var. Burada güzel potansiyeller var. Yani şöyle baktığımız zaman Tüpraş tarafı 140 liradan kapatmış 200 lira civarı veriyorlar. Yani bu da %50'lik yaklaşık bir potansiyel verdiklerini söylemek lazım. Aygaz tarafında karlar zaten tüpraştan geliyor. Şarpanları da benzer. Dolayısıyla biri ne kadar gelirse diğeri de tahmin olarak o kadar gidecektir. Aselsan'ın 62 lira alt tavsiyesi çıkmışlar. Fakat Aselsan da birazcık prim yaptı arkadaşlar. Yani biz konuştuğumuz 35-40 liralardı. Ee, hani bu primler vesaire böyle olursa 60 liralar derken %100 potansiyel düşünüyorduk. Şu an Aselsan'a baktığımız zaman 47 liralara gelmiş durumda. Yani 47'den 62'ye. Ee, burada siz nasıl düşünüyorsunuz? Buradaki muhtemelen hedef fiyatları revize edilmesi gerekecek iki 2 yarısına, ikinci yarısına iyi bir atak olursa. Telekom tarafı. Burada Turkcell, Karel ve Türk Telekom'u on plana çıkarmışlar. Turkcell'den 100 lira. Türk Telekom'dan 44 lira hedef vermişler. Burada %50'lere yakın, %100'lere yakın aslında potansiyel var. Yani Türksel 102 lira demişler. Son harekete bir bakalım Turkcell'deki. 61 lira. Gayet güzel bir potansiyel var. %70. Telekom tarafında da tüm aracı kurumlar iyi potansiyel veriyorlar arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın özellikle son zamanlardaki bakın karlılık sabitken karlılıklar artık yükselmeye başladı bu taraflarda. Ee, ve bu karlılığın devam edilebileceğini, enflasyonun geri çekilmesiyle beraber reel karlılığın burada artabileceğini söylüyorlar. Ee, Telekom tarafı Turkcell'e göre biraz daha zayıf duruyor. Ben olsam Türksel tarafını şu görünümle daha çok tercih ederim arkadaşlar. Yapı malzemeleri sektörü Akçansa, Çimsa, Kalekim demişler. Akçansa 235, Çimsa 43 ve Kalekim 39 lira vermişler. Özellikle burada Çimsa'nın e, ön plana çıkarmışlar. ihracat, yeni yatırımları vesaire anlamında. Akçan sayıda kentsel planlama Marmara bölgesine yakın olması nezdinde ön plana çıkarmışlar. Kalekim'de biraz söylemiştik zaten fiyatları düşmüştü. Pahalı fiyatlara şirketti. Özellikle sağlıklı bilanço yapısı, döviz bazlı geliri ve potansiyel yatırımlarla Kalekim'de Kim'de e, burada hedef fiyat vermişler. Kale e 40 lira vermişler. Bakalım Kalekim ne kadar oldu? son düzeltmede sert çıkışlar yapmış. Aslında çok da çıkış yapmamış arkadaşlar. Kale kimde bence hala burada fiyatlar gayet uygun yerlerde görüyorsunuz. Burada trend kırılımı yeni gelmiş artık kale kimde. Şöyle baktığınız zaman çok güzel bir trend kırılımı. Ve burası değerlendirmek isteyenler varsa uygun seviyelerde duruyor. Güzel de hedef vermişler. %100'e yakın hedef var arkadaşlar kale kim tarafında. Şimdi Akçans tarafı karlılık zaten uçuyor. Çimsa karlılık uçuyor. Bunlarda sıkıntı yok. Yani iyi dönemleri bu sektörlerin. Şimdi gelelim temettü tahminlerimize. Yine benzer şekilde e, garanti yatırımdan geçen okumuştuk. Kendimizin e, performanslarını söylemiştik. Yine doğuş ortada Türk Traktör, Tüpraş, Proto Tofaş arkadaşlar baş çekiyor. Bakın gördüğünüz gibi %10'a yakın temettü verimleri olan şirketler bunlar. Daha sonra Enerjisa, Turkcell, Birisa, Vespe geliyor. E, bunlar da güzel temettü şirketleri olacak. Yani bu yıl buralara uygun fiyatlarla değerlendirirseniz güzel temettü alıp e, yılın ortasında tekrardan üzerine ekleme yapabilirsiniz. Bu açıdan düşünün arkadaşlar. Yani siz bir doğaç aldığınızda %13. Temettü verecekse %13 iskontolu alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. E, bu gözle bakarsanız siz e, temettü tarafına biraz daha iyi olacaktır. Çünkü hali hazırda fiyatlar ucuzladı. Onun dışında yine Sabancı, Koçol %4 civarı. Dohol, Çimsa, Otokar, Aksa demişler. Aşağı doğru iniyor arkadaşlar temettü verimleri. Burada özellikle Enkay tarafından e, yine fena olmayan bir temettü bekliyorlar. Şöyle bir yana kaydırayım. E, tabii bu bir avansla dağıttı. %1.5 da içinde kalmış. Şişe cam tarafı %1.4. Zaten bunlar çok fazla dağıtmayan şirketler arkadaşlar. Tabii ki buradaki mesela garantiyle e, farklı temettü verimleri görüyorum birçok şirkette. E, diğerinde daha çok e, yüksek beklenenler vardı. Bunda da bazı şirketler daha yüksek bekliyorlar. Tabi kurumların da birbirleriyle e, farklılıklara olabiliyor. Yine e, finans tarafında bakın bankalar gayet yüksek. %5'lere varan temettüleri var. Anadolu Hayat ve İşmen tarafı e, burada finans dışı şey finans sektörlerinde yüksek temettü verecek şirketler gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi burada e, araştırmaya dahil olan diğer şirketler vesaire vesaire var. Evet. E, neleri genel olarak onun plan çıkar? Akbank, İşçi, Yapı Kredi, Koçol, Sahol, Şişe, Tüpraş, Ereğli, Hektaş demişler. Bu Hektaş'ı CCC vermişler. Tabi daha önce de muhtemelen araştırma e, listesinde. Proto, e, Froto, Tofaş, Bimaş, Türksel, Aselsan, Pegasus, Türk Hava Yolları şu an araştırma listesinde. Model portföyüne geldiğimiz zaman arkadaşlar Aksigorta, Alarko, Bimaş, Coca-Cola, bakın. Çimsa, Proto, Hitit Bilgisayar. Burada özellikle bakın küçük şirketler Hitit Bilgisayar kareli. Almışlar. Yukarıda Biotrend Enerji vardı araştırma listesinde. Bu şirketleri siz kendiniz araştırın. Kontrol burada almışlar. Yani model portföy Kontrol almışlar. Gayet güzel. Pegasus, Sabancı Holding, Şişe, Tav Havalimanları, Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası arkadaşlar. Burada olan şirketler. Şimdi siz bu raporu aldığınız zaman bakın burada ee, şirketlerin Net kar dağılımlarını da göreceksiniz. Yani 2023-2024 yılındaki net kar büyüme beklentileri. Mesela bakalım burada Alarko Holding. Bakın 11 milyar geçen kar etmiş. Bu yıl 13 milyar bekleniyor. Seneye 16 milyar bekleniyor mesela. BİM mağazalar. Bakın BİM'den çok güzel karlılık bekliyorlar. Bu yıl 11 milyar, geçen yıl 8 milyardı. Önümüzdeki yıl 17 milyar kar bekliyor. Burada kar büyümesi devam edecek şirketlerden bir tanesi BİM. Mesela bunu ayrı bir araştırma listesine almanız gerekiyor. Yine Coca-Cola. Bakın. Bu yıl 9 milyar kar edecek. Geçen 4 milyar kar etmişti. Ondan önceki yıl 2 milyar kar etmişti. Seneye 15 milyar kar etmesini bekliyorlar. Yani burada kar büyümesinin %100'e yakın olması, yakınlığının e, seneye de devam edecek olması fiyatı bir %100 daha yukarı gidebilir. Mesela diğer bir takip eden şirket Coca-Cola olmalı kesinlikle. E, Çimsa tarafına geldiğimiz zaman. Çimsa da bu yıl 3.3 milyar kar bekleniyor. Seneye 4.5 milyar kar bekleniyor. Yani Çimsa da %50 kar büyüme potansiyeli var. Enflasyonun biraz üstünde kar büyütüyor. Mesela bu anlamda burayı değerlendirebilirsiniz. Ford tarafına gelelim. Ford'da bakın kar büyümesinin zayıflamasını bekliyorlar. Bu yıl 34 milyar kazanmış rekor bir yıldı. Seneye 39 milyar kazanmasını bekliyordu. Dolayısıyla burada eski zirvesinin biraz üzerinde çıkar. Ondan sonra çıkmayabilir Ford. Bu anlamda düşünebilirsiniz. Neden? Çünkü eski zirve 34 milyar kar bekleniyordu. 1000 lira civarına gitti. Dolayısıyla 39 milyar karla 1100-1200 liralara anca gidebilir. Ama şirket 700 lirada. Siz 1000 lira üzerine gittikten sonra 39 milyar kar beklerken mesela Ford alırsanız uzun süre yatayda bekleme potansiyeliniz olabilir. Bu gözle bakın. Yani burada kısa vade bir işlem yapacaksanız e, burada kar beklentilerine çok çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğer taraftan hitit bilgisayar. Mesela burada net kar beklentisi bakın bu yıl 170 milyar seneye 336 milyar kar bekliyor. Karda iki kat artış var. İşte burası mesela karını ciddi büyütebilecek bir şirket. Ama Burada çarpanlara da aynı zamanda dikkat etmeniz gerekiyor. Ne yaparım ben? Hitit bilgisayarına hemen şu anki karlık ve çarpanlarını açarım. Detay bilgilerini açarım. Bakın 86 milyon kar var şu an. 2'ye katlayacak. Buradaki FK otomatikmen e, 30'lara düşecek. Bir yıl sonra tekrardan 2'ye katlayacak olursa FK 15 olan bir şirket almış olacaksınız. Siz bilgisayar alırsanız 2 yıl sonrası için söylüyorum. Yani 2025'e doğru. Dolayısıyla geleceğe yönelik yatırım yapacaksanız şuradaki değerden ziyade gelecek kar beklentisiyle beraber hesaplayıp yapmanız gerekiyor. Kara göre FK'yı düzelteceksiniz. İşinize geliyorsa alacaksınız. İşinize gelmiyorsa almayacaksınız. Diğer taraftan Karel Elektronik var. 180 milyar zarar etmiş. 1 milyar kar etmesini bekliyor. Mesela Karel Elektronik %70 getiri potansiyeli var. Bu şirkete bir bakalım. Bu şirket birçok model portföyde fon portföylerinde var. Şu 1 milyar kar ederse mesela Karel'de ne olur diye düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Karar 1 milyar kar ederse hisse başı kar 1 lira olur. FK'sı mesela 13 olur. Bu şirket size uyuyorsa 13 FK'dan karar almak. Gelecek tarz tekliflerine bakarsınız. Ee, ona göre karar alabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki raporların beklentilerini okumak çok çok önemli. Kontrol matik tarafı bu yıl 779 milyon kar bekliyorlar. Seneye 1 milyar 725 milyon kar bekliyorlar arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Burada Pegasus tarafı var. Pegasus'ta bakın kar büyümesini çok ciddi bekliyorlar yine. Yani 9 milyar bu yıl kar edecek. Seneye 15 milyar 900 milyon kar ediyorlar. Dolayısıyla Pegasus'taki bu kar olacaksa FK şu an Future FK 2'den 3'ten bir şirket alacaksınız. Bu neticede zaten 1118 lira hedef fiyat vermişler buraya. Pegasus belki bu kar ederse daha yukarılara da gidebilir. 2025 yılının başlarına bu gözle bakmanız gerekiyor. Burada Sabancı Holding var. 51 milyar bu yıl kar bekliyor. 64 milyar seneye. Şişecam'a bakalım. Şişecam'a yine çok büyük bir kar büyümesi beklemiyorlar. Bakın 18 milyar 20 milyar civarı. Tabi burada doların e, potansiyeli vesaire bunlar hepsi önemli olacak. Burada e, yeni yatırım var. Tarsus'ta büyük bir fabrika yapılıyor. Oranın devreye girmesi olacak. Soda külü yatırımları hala devam ediyor. Yani burada belki birkaç yılda sancılı süreç olabilir ama Şişecam ondan sonra daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hala kar büyümesi yüksek beklemiyorlar. Diğer bir taraftan Tav Havalimanları var. Burası bakın 4 milyardan 7 milyara karlarını çıkaracak. Tabii ki tavın piyasaya defter değil daha ucuz fiyatlıyor e, Pegasus'a göre. Fakat e, burada Pegasus'ta kar büyümesi daha iyi ve Pegasus'un çarpanları bana daha iyi geliyor tavak göre. Tabii ki tavda burada ciddi bir kar büyümesi bekleniyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki tav Pegasus kadar geri çekilmedi. Diğer bir şirket Tüpraş. Tüpraş gelecek yıl bu yılı geçmemesini bekliyorlar karlarda. Tabi bu yıl ve geçen yıl gayet iyi karlar ama bu karlılığı sürdürse bile Tüpraş bu şekilde gayet iyi bir şirket aslında. Bu şekilde gidebilir yani çünkü FK'sı 5 piyasaya defter değeri 2. Gayet uygun bu karlılıkla devam edecek bir şirket için. Onun dışında bankalar var. Bankalarda kar tahminleri vermemişler arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuz 1 saat 3 dakika oldu. E, Tabii 381 sayfa e, araştırma raporu var burada. Siz bunu bence indirip okuyun. Ön taraflarda gayet güzel. Dünya piyasaları vesaire daha hakim olursunuz. Altın vesaire beklentilerini yazmışlar. Dolar beklentilerini yazmışlar. Enflasyon muhasebesi beklentilerini yazmışlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Çok ayrıntılı bir rapor. Bunun gibi 10-15 tane yani tüm aracı kurumlar rapor çıkartıyor. Hepsini okusanız bir sürü bilgi edineceksiniz arkadaşlar. Bunları birbirleriyle karşılaştırabileceksiniz. Mesela bazı şirketler Milos'tan daha iyi büyüme beklerken... ...bazı şirketler maçtan daha iyi büyüme bekliyor. Siz ikisini okuduğunuz zaman... Belki burada bir tercih yapma. Doğru tercihi daha doğru oranda yapma ihtimaliniz ortaya çıkacaktır. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Haftaya güzel olur diye umut ediyoruz. Trendin üzerindeyiz. Altın oranı geçemesek de altın oranı denemeye devam edeceğimizi ben düşünüyorum. Geri çekilse de trend içine düşünce kısa vade işlem yapanlar, orta vade işlem yapanlar veya işte temkinli davranlar, orada biraz nakite geçebilirler. Belli bir kar etmişlerdir dipten diye düşünüyorum. Dipten alanlar varsa en azından o dipten aldığınız otları belki realize edebilirsiniz. Uzun vadeci olanlar ise bence yukarıya doğru e, takip etmeli. Şu süreçte trend kırılımı gelmiş. E, bir direnç seviyesinin üzerine geçilmiş. Hareketli ortamlarının üzerindeyiz. Bu şekilde bence takibe devam etmekte fayda var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.